Ben nereden başlayayım şimdi? Yılgatından. Kayseri denince aklınıza ne gelir? Belki sembol yapıları, belki ticaret hayatı, belki de düzenli şehir planı. Kim bilir, belki Kayseri sizin için Kapadokya ya da kayak tatilinin başlangıç noktasından ibarettir. Bakış açınızı genişletin. Kadraja Erciyes Dağı'da girdiğinde aklınıza gelenden çok farklı bir resimle karşılaşacaksınız. Burası şehir merkezinden sadece 17 kilometre uzaklıktaki Hürmetçi Köyü. Erciyes'in eteklerine yayılan gerçek bir doğa sığınağı. Hürmetçi Köyü'nde sizi tabelalar değil, yaklaşık 2000 manda ve 300 yarı vahşi at karşılayacak. Özgürce koşan atları görünce başıboş, yabani bir sürüyle karşılaştığınızı düşünebilirsiniz. Ama çok geçmeden onların üzerinden ayrılmayan bir çift gözü de fark edeceksiniz. İsmim Ali Kömer, 50 yaşındayım. Bu atçılığı dededen kalma bize. Ta Osmanlı'dan gelen bir merak, spor, her türlü bahımını bilerek yapıyorum. Bizim işimiz atınandı eski, ta dededen. Ekini atınan ekilir, bilmem tarladan gelinir, dağa gidilir atınan. Biz bunu böyle başlattık, böyle geldi. Şimdi de yılkı deniyor, yaban atı deniyor, onu ayıramıyorlar. Onu bilsinler ki köyümüzün atı, 50 kişi, 50 aileyiz. Biz kendi atımız, bunu kabullenecek herkes. Bize yani şimdi diyorlar ki yılkı dağdan gelmiş, ayıramıyorlar yaban atını, yılkıyı. Bu bizim dededen kalma atımızdır. Köyümüzün isimleriyle sayarım. Kişilerin, abimin, ablamın, herkesin atı. Hürmetçi Köyü, yeşil vadileri, su kaynakları ve uçsuz bucaksız alanlarıyla yılkı atlarına yüzyıllardır doğal bir ortam sağlamış. Bugünse atların çoğu evcilleştirilmiş durumda. Ben bunu Rafan'a ben döndürdüm. Gittim at getirdim, içine bıraktım, öyle Rafan oldu. Dağdaki at Rafan olmaz. Orada Erciyes'te at var 5-10 tane. O köyün atı adam kışın bırakıyor, yazın tutuyor, işini gösteriyor. Kışın da her zaman biraz bakımını yapıyor. Geçen yine Rafan yarışı yaptık mesela. 30 tane gencimize şey verdik, eğitim verdik. Rafan at biniciliğinden. Ben engellilere binicilik şey veriyoruz, bedava eğitimi veriyoruz, üstüne bindiriyoruz. Biz bunu turistlik şey diyorlar, biz yaptık bunu, turistlere biz sunduk. Resim çektirdik, çekiliyor. Her türlü, her sporu yaptırıyoruz yani. Ali dayının baba mesleğini ve bölge geleneğini yaşatmak için 30 yıldır sürdürdüğü çaba, zamanla Kayseri'nin bu küçük köyünü fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline getirmiş. Hürmetçi'nin özgür ruhlu atları, sanat fotoğraflarından yeni evlilerin albümlerine pek çok karede yerlerini almış. Ali dayının atları bugün de hatıraların unutulmaz konu olmaya devam ediyor. Biz sahiplenmesek bu at biri de kalmaz ki. Arazide gece gündüz ben ona bakıyorum. Köpekler yiyor. İnsanlar tutuyor, götürüyor. Biz olmasak saati bu olmazdı. Her şeyine bakıyoruz. İşte havlusu burada. Gerektiğinde buraya topluyorum. Yaşını 25'e kadar yaşıyor hayvan. Biner, onu satmaya bile kıyamam. Hani
ölene kadar ona bakar, biner, o şekilde sürdürür. Çocuklara da zaten eğittim, gösterdim, onlar da biliyorlar. Ufaktan 3 yaşında tutulur, eğiteceksek sevdiğimiz hayvanı. 3 yaşında tutar, ezmeden, şey yapmadan yuralını dağarız. Yumuşak yerlerde koşturarak, kendini sevdirerek, severek o şekilde eğitime tabi tutar. Üstüne biner, şöyle hazırlar bunun gibi. Evcilleştirme, atın karakterine göre birkaç günden birkaç aya kadar sürebiliyor. Eğitimli atlar, Türk rahvan atının özelliği olan çapraz yürüyüşleriyle biniciyi hiç yormuyor. Rahvan atlar, uzun yol alabilen, dayanıklı atlar ve Türklere Orta Asya'dan bu yana yol arkadaşlığı yapıyorlar. Dışarıdan, Rusya'dan insanlar geliyor. Mesela Texas'tan geldi. Burayı Texas gibi gördü mesela. Bunun eşdeğeri yok. Yok yani, biz bunu yapan bizik. Yerli yabancı herkese tanıttık burayı. Hürmetçiyi kimse bilmezdi. Yolu bile yoktu yani. Şimdi biraz gelen giden oluyor. Görülüyor, adını duydu. Bakanlarımız falan da geldi. Teşekkür etti, valimiz geldi. Texas değil, Kayseri diye tanıttı yabancı gazeteci. Mesela oraya kadar atın menbaası Texas. Demek ki biz de burada Texas. Texas kadar değil yani. Ali dayı atlarını önüne katıp köpekleriyle peşlerine düşünce, Hürmetçi'nin de Texas'taki bir çiftlikten ya da Moğolistan'daki bir stepten farkı kalmıyor. Türkiye'deki en kalabalık yılkı atı sürüsünü barındıran Hürmetçi, dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay bulunmayacak bir fırsatı da meraklısına sunuyor. Bir parkurda ya da çiftlikte değil, doğada yarı vahşi atlarla birlikte dolu dizgin gitmek. Şimdi devletimizden destek olmazsa geleceğe zor yani. Arazi küçülüyor, organize bir geliyor. Bilmem bir şey yapmaya kalkıyorlar. Bu geleceğe iyi değil. Bu bir destek istiyor yani, her zaman için istedik. Olmazsa olmaz. Bunlar kaybolur gider. Mesela fabrikanın atıyla, suyuyla, pisliğiyle boğuşuyoruz burada biz. Onun için acilen destek istiyoruz. Onu mecbur almak zorundayız. Hayvana harcayacağız. Yiyeceğine, içeceğine, bakımına vermek zorundayız. Almak zorundayız yani. Bu yasal yönden yapıyoruz biz. Kaçak da yapmıyoruz. Yeni cip olayı var. Devlet ciplenecek. Onu da her türlü yapıp biz, herkes atını bilecek, sahip çıkacak. Bunu böyle sürdürmek istiyoruz sonuna kadar. Bunlara ben ömrüm olduğunca sahip çıkacağım. Kendi atım zaten. Her türlü bakımını yapıyoruz, yaparız yani. Başkasının da olsa yine yaparız. 16 yaşlarında, 17 yaşlarında burada ata ben başladım, alıp sattığım zamanlarda. Oradan 1-2 sene sonra Hatay'a sattım 2 kamyon at. Oraya gittim, orada kışlanın yanına geldi. Afganlılar binmiş üstüne. Burada sattığım atı orada askerde karşılaştım. O kadar hani ben ata değer verdiğim kadar hiçbir şeye vermem. Kayseri denince artık aklınıza gelecek farklı bir resim daha var. Yüzlerce at tozu dumana katarken, Erciyes'in eteklerinde yer yerinden oynarken siz de orada olabilirsiniz. Dünyanın diğer ucuna gitmenize gerek yok. Bu nefes kesici manzara sizi Anadolu'nun tam ortasında bekliyor.